Niyazlı Bugün programına hoş geldiniz kıymetli izleyenler. Ekran başındaki herkese keyifli bir hafta sonu diliyorum. Bugün programımızda sizler için yine çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Saç dökülme problemi olanlar, kel kalmaktan korkanlar için saç ekimini baştan sona anlatacağız. Kıymetli misafiri medikal direktör Serkan Aydın stüdyomuzda olacak. Ekran başındaki yerlerinizi aldıysanız, çayınızı, kahvenizi hazırladıysanız Niyazlı Bugün... Başlıyor. Sayın Serkan Bey, bugünkü programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok şıksınız bu arada. Teşekkürler. Siz de. Ee, bu programımıza başlamadan önce yani evet. sayın izleyicilerimiz için kendinizden biraz bahsetseniz ve bu mesleğinize nasıl geldiniz? Şöyle söyleyeyim. E, Serkan Aydın tabii e, saç ekiminde 15-16 yılda geride bırakmış birisiyim. Hı hı. E, bu işin İlk başlarında e, bugüne kadar birçok e, şeyini, e, sistemini, tekniğini görmüş bir kişiyim. E, birçok operasyon e, görmüş bir kişiyim öyle söyleyeyim. Yani alalımla ilgili anlatıyorum. E, 16 yıldır da bu işi yapıyorum. Hala da operasyonlara giriyorum, giriyorum. Hı hı. E, işlemlere girmediğimle ilgili birçok spekülasyon olsa da hı hı. E, buradan tekrar söyleyeyim canlı yayında işlemlere giriyorum. Hı hı. 16 yıllık bir birikimim var. Cerrahi hı hı. birikimim var. Yani direkt operasyonel e, alanda bulundum. Hı hı. E, i̇yi de bir süre olduğunu düşünüyorum yorum yapmak için. Hı hı. Hocam bu ağır bir meslek mi? Yani ağır bir meslek bence ağır bir meslek çünkü çok e, mikro cerrahi bir işlem yani hassas bir işlem ince bir işlem e, hassasiyet ve dikkat isteyen bir işlem o yüzden bence ağır bir işlem e, tabi bizim için değil ama yani bakıldığı tabi yaptıkça e, bir alışkanlık da oluyor bu işte e, biraz da sanat gerektiren bir işlem bakış açısı gerektiren bir işlem sadece köklerin e, delikler açılıp e, o deliklere yerleştirme işlemi değil aslında en basit kısmı o. Gebilirim. Evet çünkü biliyorsunuz yani saç dökülme büyük bir problem Evet ee, ve genellikle bunu erkekler yaşıyor evet. ve bu erkeklerin yani öz güvenine büyük bir zarar getiriyor ve bu saç ekimi yani e, bu çağdaş bir yöntem evet. bugünkü günümüzün bir yöntemi ve bugün bu ülkemizdeki durumu nasıl saç ekiminin yani şöyle söyleyeyim ülkemizdeki durumu e, yani dünyanın başkentiyiz diyebilirim bu anlamda. Hı hı. Ülkemiz e, Ülkemizdeki durumu çok iyi. Dünyadaki durumuna baktığınızda ülkemiz zaten bu işin en çok yapıldığı ülke. En tecrübeli e, saç ekim uzmanlarının, teknisyenlerin artık nasıl hı hı. isimlendireceksek bulunduğu bir ülkeyiz bu anlamda. E, ülkedeki tabii e, şey rekabet başarıyı artıracak ama tabii birçok eksiğimiz de var bu konuda. Hı hı. E, ülke olarak bence dünyada Hani hakim olduğumuz Ender tek hakim olduğumuz diyebilirim şu an için hı hı. Ender mesleklerden bir tanesi saç ekimi hı hı. çok daha fazla ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum sektör olarak hı hı. E, tamamen hastanecilik gibi de değil artık yani bak bakıldığında işin cerrahi kısmı çok daha hı hı. küçük ve basit hı hı. tamamen turizm odaklı hı hı. E, farklı bir sektör hı hı. tamamen bağımsız bir sektör olması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Yani dünyanın bakışını şu anki durumda. Yani yeni yöntemler var mı? Nisa yani çekimde. şöyle bu işte yeni yöntem olayı yöntem bizim el yeteneğimiz yöntem bizim tecrübemiz. Hı hı. Ee, mesela bir kalp cerrahına gittiğinizde hı hı. işte e, bypassımı neyle yapacaksın diye sormuyorsanız hı hı. burada bence bu tekniği sormak veya karşındaki danışana tekniği sordurmak hı hı. E, biraz. Bunu yapan kişinin, hekimin, doktorun kendini sorgulaması gerekir. Yani bir adam sana geldiğinde zaten sonuçlarını görmüş oluyor. Veya teknik pazarlığı yapılmaz. Teknik diye de ben çok fazla hı hı. bir şey inanmıyorum ama herkesin daha rahat çalışma tekni tekniği o, çalışma sistemi. Hı hı. Ben hala 16 yıl önceki tekniği kullanıyorum. Hı. 16 yıl e, önceki. Yaptığım işlerde ortada. Yaptığımız işler, yaptığım hı hı. Diye miyim, ekip işi bu zaten tamamen. Hı hı. Sadece bu yöntem gelişiyor. Yani el yeteneği ve e, tecrübelerimiz bizim aslında bakıldığında. Gelin o zaman e, öncelikle şunu bir anlatalım. Saçlar neden dökülüyor? Stresten dolayı mı? Ya Birçok ya bir sebebe bu, bağlı. Genetik, genetik yapı hı. aslında genetik olarak hı hı. E, dökülmeye kodluysa ve aile yapısı içinde e, bu dökülme... E, hı hı genetiği varsa zaten bu saç gidecek ama Hı -hı. zamanlamasıyla ilgili e, değişiklikler olabilir. İşte babanızın 20 yaşında dökülmüştür. Sizin 40'ta dökülür. Hı -hı. O da dönem dönem işte o dönemki beslenme şekillerine bağlı bence. Çünkü ben düşünüyorum burada sadece bir stres değil. Burada bir e, derin sıkıntılar var. Ya stres aslında gene, genetik e, olaydan sonra stres bence ikinci derece. Onun dışında Hı -hı. Işte dışarıdan e, siz bu saçın dökülmesini çok sağlayamazsınız yani. Hı -hı. Dökmek isteseniz de bence dökemezsiniz. Hı -hı. Çünkü genetiktir dökülme, Hı -hı. E, farklı sebeplere bağlıdır. Dış etmenlerin yüzde on bile etkili Hı -hı. olmadığını düşünüyorum Hı -hı. bu anlamda. Ve... Veya dışarıdan kullanacağınız Hı -hı. bir şeyin e, saça faydasının da yüzde on dahi etkili olmadığını Hı -hı. düşünüyorum. Ve biliyorsunuz yani eskiden bu hizmet çok pahalıydı. Evet. Şu an rekabetler oluştuğu için yani bu fiyatlar inmeye başladı ve bugün yani herkes kullanabiliyor. Evet. Değil bugün mi? Bugün herkes yapıyor, herkes de yaptırabiliyor. Yani herkes yani kim korkmuyorsa o yapıyor. Yani tabii eski o ülkemizden bahsedeyim. Öncelikle Hı -hı. daha önceden bir utanma şey vardı böyle bir Hı -hı. sanki böyle saç ektirdiğinde falan onu kırdık. O kırıldı. Ha, o kırıldı. Ee, o yok. Çok ülkemizde de önemli insanlar saç ektirdi. Hı -hı. Dünyada ün yapmış insanlar bir kısmını ben yaptım, bir kısmını hekim Hı -hı. abilerimiz Birçok merkez aslında biz genel olarak çok iyiyiz bu anlamda. Hı -hı. E, tabii dünyaya adımızı bu şekilde duyurduk. Çok Hı -hı. iyi saç sanatçıları var öyle söyleyeyim. Hı -hı. E, bence sanat olduğunu düşünüyorum. Bu, bu artık işin. sanat. Aynen Hı -hı. kesinlikle. E, tercih ederken de karar verirken de Hı -hı. mutlaka e, yapılan işlemlere, e, Hı -hı. operasyonların sonuçlarına bakarak hareket etsinler. Şimdi önemli yani ilk soru. Saç ekimi nedir? Saç ekimi nedir? bir buna bir cevap versin. Ee, ve saç ekimi yapar? Ki, e, ihtiyaç duyan herkes yaptırır Hı -hı. aslında. Mesela e, aynaya baktığınızda siz ihtiyaç duyuyorsanız ve e, iyi hissetmiyorsanız yaptırabilirsiniz. Yaş aralığı 18'den sonra yapıyoruz. Hı -hı. 18 yaşından sonra. Hı -hı. E, iki kulak arasındaki dönör sağ dediğimiz ense bölgesinden Hı -hı. alınan köklerin Hı -hı. ihtiyaç olan bölgelere nakledilme. Transfer iş hı hı. işlemi aslında. Yani saç ekimi de değil, doku transferi yapıyoruz biz. Ekim dışarıdan gelen bir şeyi monte etmiyoruz. Aslında dokuyu hı hı. ense bölgesinden ihtiyaç bölgelerine hı hı. naklediyoruz. Hı, hı Hocam şimdi saç transferi desek aslında daha iyi olabilirdi. Yani hı hı. doku transferi. Şimdi biz bunlara mı hasta mı demeliyiz mi ya müşteri mi demeliyiz? Yani işte az önce ilk e, konuya geliyoruz. Çünkü bu hastane hani, değil gibi düşünüyorum e, ben. Şimdi hasta evet işin garip kısmı şu cerrahi kısım e, evet hastaneye sağlık tıp Hı -hı. ama işin diğer kısmı Hı -hı. müşterisel kısım e, turistik kısım Hı -hı. E, çok enteresan Hı -hı. E, kolları olan Hı -hı. E, bir sektör e, biz cerrahi kısmındayız. Hı -hı. İster istemez de turizminde yapmak zorundasın Hı -hı. tamamen ayrılması gereken e, Ülkeye çok fazla katkısı olacak. Ee, hı hı. Arkasında durulup hı hı. ve e, desteklenirse e, hı hı. bambaşka yerlere gidebilir bu iş. Hı hı. Şimdi şöyle aklıma böyle soru geliyor. Diyelim cerrahi başlamak üzere. Evet. Böyle vazgeçenler oldu mu? Bugün mü? Yani genellikle. <laughs> tabii gene, genellikle oluyor. Korkular yani oluyor. Yani Psikolojik işte. destekler Tabii tabii zaten lazım olay e, kılı... Görmek değil yani kafana baktığınızda tamamen psikolojik bir olay. Ee, vazgeçenler oluyor, son dakikada e, hazır hissetmiyor. E, Tabii biraz da ağrılı bir işlem, öyle ağrısız, falan filan e, işlerine çok girmemek lazım. Hı hı. E, Tabii ki e, ağrılı bir işlem olduğu için son dakikada vazgeçenler olabiliyor. Hı hı. Oluyor yani. Hı hı. Şimdi biz şu an e, ülkemizin bazında alsak. Genellikle yabancılar mı bunu? Evet, en önemli. Bunu kullanıyor ya da bizim yani yerli milletimiz mi? En hassas konumuza geldik. Şöyle söyleyeyim, hani hı. benim en hassas konum. Hı hı. Şimdi mesela ben 16 yıldır bu işi yapıyorum. 16 yıldır e, ülkemizde bu işi yapanlar arasında eleştireceğim en büyük konu şu. Hı hı. Yabancı ve Türk hasta ayrımı e, yapılıyor. Atıyorum. Şimdi e, geldiğimiz biz tabii biraz daha yakın. Ben Türk hasta çok fazla Hı -hı. E, yapıyorum. O yüzden Hı -hı. ülkede tanınırlık oranı ister istemez artıyor. Hı -hı. Yabancı hastanın sorunu daha azdır. Yabancı hasta çünkü seni sokakta görme şansı Hı -hı. yoktur. Yani sonuçlarınla yaptığın işle Hı -hı. yüzleşme şansın çok fazla olmadığı için Hı -hı. kendini de aslında değerlendirme şansın çok fazla olmuyor. Yani fotoğraflara baktığınızda kendin bile çeksen fotoğrafı yan yana geldiğinde eksiklerini görebiliyorsun. Hı -hı. O yüzden eee İyi bir konuya değindiniz çünkü hı hı. şimdi hastasıyla yüzleşen veya danışanıyla veya sonucuyla yaptığı işle yüzleşen kişileri tercih edelim mesela. Anadolu'da birçok e, kardeşim arkadaşım bu işi yapıyor. Bunların e, operasyonlarının sonuçlarıyla yüzleşme şansı var ama yurt dışı yaptığınız zaman görmüyorsunuz. Tabii kolayımıza gelebiliyor bazen hı hı. ama ben Türk hastayı seviyorum alıştım o yüzden e, hı hı. zordur yani. Hani hangileriyle daha böyle kolay anlaşmak? Yani ikisinin de artısı eksisi var. Yani olumsuz bir sonucunu yurt dışında sana ulaşması tamam. Hani dijital alanlarda ulaşabiliyor ama öteki türlü görmüyorsunuz. İkisinin de artısı eksisi var. Tabii ki yurt dışından hastayı buraya getirmek her zaman danışanı kişi. işte dediğim gibi komple bir sektör haline geliyor. Uçak biletinden işte ameliyatta kullandığınız şeye kadar çok geniş bir alan. Sadece bir hastane işi, bir doktor işi, baş bir ekip işi aslında bu. Peki hocam saç ekiminde hangi yöntemler var? Saç ekiminde... yöntem değil. var mı ya birkaç tane yöntem ya var iki, üç mı? 2-3 yöntem var aslında dediğim gibi yöntemde değil kişinin nasıl çalıştığını nasıl rahat çalıştığını bunu yapan kişinin ben, ben öyle algılıyorum. İşte atıyorum hmm. bazı yöntemlerde yaraların çok çabuk iyileştiği falan hayır yani o diğer yöntemlerde ee, veya alternatif yöntemlerde hmm. seyrek açıldığı için kanal hmm. işlemleri tabii ki hasar daha az oluyor hasar az olduğu zaman iyileşme oranı hmm. ve iyileşme zamanı çabuk oluyor hmm. tabii yüksek sayılı hmm. işlemlerden bahsediyorum hmm. o yüzden ilk teknik e, silit yöntemi dediğimiz mikromotorla Fuya yöntemi hmm. her zaman favoridir her zaman e, aslında işin ana kısmı odur diğerleri biraz bizim e, Ticariye biraz böyle işi süslediğimiz noktalarda. Yani artık ticaretleşti bu. Yüzde yüz. Evet. Şimdi hangi durumlarda saç ekimi yasaklanıyor? Yani belki kronik hastalıklar oluyor kişide. Kronik hastalıklar oluyor. Mu? Ya, tabii ki oluyor. Hı -hı. Şöyle e, kronik hastalıkları olanlar işte ne bileyim operasyon geçirmiş olanlar e, doktorlarından Hı -hı. yani bu hastalığının ana e, bakan hekiminden onay Hı -hı. alması gerekiyor. Atıyorum bir kalp. Hı -hı. Rahatsızlığı olan birisine saç ekmiyoruz demiyoruz ama git doktorunla muayenenin son kez ol bize eee onayını al biz öyle alıyoruz işlemi yani şeker her hastalığı de... varsa diyabet yani diyabetik işte dediğim diabetik gibi yani. o da gidecek dahiliyecisinden bir e, rapor alacak veya yaptırabileceğini hayır ama şeker hı hı. hastalarında e, diyabetlerde çok fazla Sıkıntı olmuyor tabii yani kardiyak bir problem ani komplikasyona sebep olacağı için hı hı. E, o riski çok almak istemiyoruz ama diyabette ki e, komplikasyonlar daha başka diyabette işte enfeksiyon olma ihtimali yaraların geç iyileşme ihtimali daha yüksek. Hı hı. Şimdi diyelim siz yani cerrahi yaptınız. Evet. Onun tedavi süreci. Kaç alıyor? Kaç zaman alıyor? Şimdi şöyle işlemlerimiz genelde 8-6 saat arasında sürer. Yüksek sayılı 6000 gibi bir e, sayı ekiyoruz hı hı. genelde. O da ortalama 6-8 saat gibi sürer. E, 8 günlük süreç çok önemli. Hı hı. E, bu süreçte işte saçlara zarar, işlem bölgesine zarar vermemek lazım. 8 günü kurtardığınız zaman hı hı. E, hı hı. iş daha kolaylaşıyor. 3. ayda çıkmaya başlıyor saçlar. Soracaksınız herhalde. E, 6-7... Evet. Yedinci aylarda şöyle bir yanlış bir bilgi de var. Hı hı. E, altıncı ayda saç çıkıyor bir. Hayır, 3 ayda, dördüncü ayda başlar. Bu bir süreçtir. Başlar. Bir yılı bulur, bazen bir buçuk yılı hı hı. bulur. E, sabredilmesi gereken hı hı. bir süreçtir. Hı hı. Şimdi diyelim saçsız kaldık. Yani saçlar gitti Aa. diyelim. Evet, döküldü. Şimdi saç ekimine karar verdik. Evet. Yani bu merkezleri nasıl biz bulmalıyız? Nelere biz dikkat etmeliyiz? Onlar sizi buluyor zaten genelde. Onlar Ondan bizi buluyorlar. Bir böyle başvurduğunuzda hemen buluyorlar. Ee, şöyle Aha. buluyoruz yani ben de onlardan biriyim Aha. onu söyleyeyim. Aha. Tamam buldular mi? bizi. İki üç tane merkez bizi buldu. Biz nelere dikkat etmeliyiz? İşte dediğim gibi Hı -hı. yapılan işlemlere, sonuçlara Hı -hı. E, bir de bir enerjiyi almak da lazım aslında. Yani baktığınızda ya evet bu yani Bu diyebilirsiniz, onu da yakalamak lazım İlişkilerin kurulması evet. lazım Öncelikle şimdi turizme gelelim Siz şu an bahsettiniz ya Evet saç yani saç turizmi de diyebiliriz evet. artık yani yabancıların çoğusu neden e, Türkiye'yi tercih ediyorlar Neden ee, şöyle biz ucuz yapıyoruz bu işi ee, ucuz yaptığımız işi de ucuz ve çok yapıyoruz Aslında ucuzdan ziyade, çok yaptığımız için e, aslında bilinmeyen bir sektörü hareketlendirdiğimiz için Hı -hı. E, hem el yeteneğimiz hem Hı -hı. vaka kalitelerimiz yüksek. Hı -hı. E, bununla birlikte e, çalışmayı seven de bir jenerasyonuz. Hı -hı. Bununla birlikte e, daha çok vaka yaptığımız için en büyük tercih sebebimiz o kalite. Hı -hı. Sonra ucuzluk Hı -hı. bence. Yani sadece biz e, bu burası ucuz yani atıyorum Amerika'da 50 bin dolar diye kaliteli diye bir şey yok. Bugün Hı -hı. Türkiye'deki İki yıllık bir saç ekimci Amerika'daki en iyi cerrahın yaptığı işi çok çok rahat yapabilir. Çok büyük bir iddiada bulunuyorum. Hı hı. İmzada atarım yani. O yüzden bu anlamda hepimiz çok iyiyiz. Hı hı. Ee, bir de ucuz olması hı hı. E, cazip hale getiriyor. Hı hı. Yani ben de bazı böyle yabancılarla e, konuştuğumda böyle diyorlar. Yani Türkiye'de hem ucuz evet. hem kalitesi hem çok yüksek bir de yani Türkiye artık herkes tanıyor. Çok şükür. Ya ben ucuz diye başlayınca konuya böyle evet. biraz tepki veriyorum aslında şimdi hı hı. bir noktaya getirdik. Ya onlar için ucuz Tabii tabii onlar için değil. aslında değil. o değil aslında iş kalitesi. Ya i̇ş kalitesi bir de yani geliyorlar yani bu hizmetlerle faydalanıyorlar ve ülkeyi geziyorlar. Ya şöyle hikaye havaalanının bulunduğu ülkedeki bilet firmasından başlıyor taksicisinden en son... Yani o kadar geniş bir alana evet. e, hizmet evet. ve e, yani döviz bırakma bir, şansı çok fazla. Büyük bir döviz geliri. Şimdi bunu daha için. iyi organize edilip e, daha ciddi alınıp ülkede iyi işler yapılabilir. Yani her şey için tecrübe gerek. Tecrübe. Yani bence zamanla evet. tecrübe var kazanılır. E, bu bu hizmetler daha da gelişmeye başlar. Kesinlikle. Evet. Çünkü bizim başka yolumuz yok. yok. Biz yani her türlü yollarla ülkemize ...döviz, gelirini... Ya, ...sağlamalıyız. Zaten şu anda da bu işle ilgili... ...bu iş diyorum artık çünkü öyle hitap etmek istiyorum. Bu iş... E, ...ülkenin ismi anlamında... E, ...atıyorum dünyanın birçok ünlü futbolcusundan... ...sanatçısından haberiniz çoğunuzun... Yok, ...olmuyor basına yansımadığı Hı -hı. için... ...veya bunu yapan klinikler de... ...yansıtmadığı için aslında yani... Hı -hı. E, ...bugün bana gelmesine gerek yok... ...mesela bir Rivaldo'nun... ...bana gelmesine gerek yok. Hı -hı. Çok sevdiğim... ...bir abim yaptı işte ama... Bunu lanse etmesi lazım. Bunu dünyanın bize geldiğini bilmesi lazım. Yani sadece bu firma sen ben falan değil. Yani bunu böyle düşündüğünüzde çok fazla bir yere gidemeyiz. Şimdi hocam şöyle oranlama bazında baksak genellikle hangi ülkelerden geliyorlar bize? İlk etapta Arap ülkeleri. Onlar ilk etapta. İl, Arap ülkeleri ilk etapta daha çok e, geliyordu ama daha şimdi mesela son dönemde Hı -hı. son dediğin 3-5 yılda Hı -hı. Güney Amerika ülkeleri, Brezilya'sından, e, Kolombiya'sına kadar Hı -hı. ismini duymadığımız ülkelerden hastalarımız geliyor ve direkt şahsa geldiği zaman işte başarılı olduğunu görüyorsun. Yani Hı -hı. geldiğinde Serkan Aydın diyorsa bu bambaşka bir şey. Hı -hı. E, yani haritada görmediğimiz ülkeden kişiler. Hı -hı. Bunu biraz daha Hı -hı. E, ciddi anlama taşırsak, sektörel Hı -hı. anlamda binlerce Serkan Aydın var. Hı hı. Ben biraz daha reklamı sevdiğim için aslında ön plandayım. Yani ağzımızda kuş tutmuyoruz ama hı hı. bu tarz çalışmalar yapılırsa bambaşka bir hı hı. hal alır. İşte o zaman önce ucuz diye değil kaliteli diye hı hı. söyletebiliriz. Hı hı. Şimdi bu yurt dışından gelenler nasıl buluyorlar? bu merkezleri Mesela sosyal medya sosyal, sosyal medyadan buluyorlar. Sosyal genelde medya benim kendi duydum. şahsi vaka grubum, operasyon grubum şey referans bak yani sonuçta bir şekilde birinden duyuyorsun sonra internetten işte sosyal medyadan bakıyorsun. Hı -hı. Bu güzel bir şey ama genelde e, şimdi Z kuşağı sosyal medyada iyi olduğu için onları iyi yapıyor bu işleri. Hı -hı. E, sosyal medyadan e, bir şekilde ulaşıyor aslında size reklamlarınızı. Hem sosyal medya ve sonra yani Gidip de vatanına döndüğünde yani arkadaşlarına tanıdıklarına tavsiye zaten etmeye var. O var karşılıyor. yani iyi yapıldığında hı hı. E, mutlaka geliyor adam yani. Şimdi saç ekiminden sonra saç dökülme ihtimali var mı böyle tekrarlama? Evet güzel bir soru. Şimdi ben 16 yıldır yapıyorum bu işi. 16 yıl önce e, 16 yıldır. Ekipte dökülmeyen birçok saç gördüm. Ee, hı hı. Yarısı dökülen gördüm. Hı hı. Bununla ilgili ekilen saç dökülmez diye kimse bir şey iddia edemez. Hı hı. Ee, tabii ki eski haline kesinlikle dönmez. O kel haline dönmez ama kalite oranı zamanla düşüyor. Onu gördük. Hı hı. Ee, 16 yılda ekipte tamamen dökülen hiçbirini görmedim ben. Hı hı. Ee, tabii performansı düşüyor saçın. Ama tabii ekilen saç illaki dökülüyordur. O zaman yani dökülmez diye yani bir şey. ikinci kez saç ekiminde de gelenler oluyor. Aslında her geçen oluyor. günde şöyle tabii ikinci, üçüncü yani aslında sadece yani ben saçı de. ektirdim süper oldu falan değil. Hı -hı. Şuna da inanmıyorum. Yani Hı -hı. ilk de ilk seansta yapılan işlemlerden sonra evet bir değişiklik oluyor ama harika bir görüntü Hı -hı. ikinci, üçüncü de genelde Hı -hı. oluyor. İkinci seanslarda e, tabii daha sık bir Hı -hı. görüntü yakalıyorsunuz. Hı -hı. ...gibi yani 5-6 saat işlemi 5-6 yılda bir yenilemek lazım hı hı. diyebilirim. Şimdi en önemli soru yani insanların korkusu ağrılar. Evet. Yani saç ekiminden sonra yani bir basit bir dilinde anlatsak nasıl bir ağrılar geçiriliyor? Şöyle ağrılı, biz hissediyoruz? E, ağrılı bir işlem değil. Hı hı. Ağrı e, uzun süre devam ed eder bir şey ama hı hı. E, lokal anestezi esnasında 5 dakikalık süreçte acı diyelim... Hı -hı. O, o acıyı çektiği anda sonrasında zaten ağrı falan olmuyor. Bizi bazen hı -hı. hastalarımız arıyor işte kafamı 6000 tane delik açtı, ağrı yok, normal mi falan diye. Hı -hı. E, ağrılı bir işlem değil, hı -hı. acılı bir işlem. Hı -hı. E, kısa e, zamanda. Hı hı. E, uyutularak da yapılabiliyor e, hı -hı. genel anesteziyle. Hı, -hı. E, gibi birçok alternatifi işte bu tip teknikleri var uyutularak falan filan hı -hı. ama hani öyle e, başka bir çok fazla e, fark yaratan bir tekniği yok. Şimdi günlük hayatımıza dönmek için kaç zaman alıyor bu? Şöyle Çünkü söyleyeyim. bu bayağı bir bozuyor bizim günlük hayatımızı. Bir 8 gün, 8-9 gün evet yani 8 e, dikkat etmek lazım. Sonraki süreçte de e, bir görüntü yani bir evden değişik. Evden çıkmamak lazım. Öyle yok mi? çıkabilirsiniz ya, çıkabiliriz. evden. Çıkabiliriz. E, hani ikinci gün falan çıkabilirsiniz. Öyle hı -hı. hani çok yatağa düşürecek hı -hı. bir durum yok ama hassasiyet hı -hı. var tabii. Dikkat hı -hı. etmek lazım. Hı hı. Şimdi saç ekiminde doğal kanal açma nasıl olur? Doğru kanal açma işlemi. Evet, e, en sevdiğim şey. Hı -hı. 16 yıldır yapıyorum, hala da yapıyorum. Hı -hı. Buraya gelirken de yaptım 3 tane. E, doğru kanalı herkesin bir tekniği bir sistemi, tekniği de demeyeyim, bir sistem vardı işte o çalışma e, sevdiği şey. Hı -hı. Ben ilk sistemi kullanırım. Kanallarım sıktır. Eee bu tabii el artık yani hani bağımsız olarak artık hı hı. alışkanlık gibi. Hı hı. Ee, kanal açtı, kanal açma işlemini Portekiz dediğimiz aletle yapıyorum ben ama hı hı. E, e, bir iki e, cihaz, şey daha var e, alet daha var yapılan. Hı hı. Ee, en önemli aşamadır. Yönleri verdiğiniz, sıklığı belirlediğiniz, hı hı. E, ön saç çizgisini hı hı. belirlediğiniz en önemli aşamadan aşamadır aslında. Hı hı. Sadece önemli aşama olması, onu çok iyi yaptık. E, i̇şlemin güzel olduğu anlamına gelmez. Dediğim gibi bir ekip işidir. Bunu hı hı. eken kişinin kırmadan ekmesi lazım. Hı hı. E, yani ekibin komple iyi olması lazım. Hı hı. Sayın izleyicilerimiz eğer sizin sorularınız varsa bizim WhatsApp hattımız var. Yani oraya yazabilirsiniz. Hocamız yani program Mesela... sürecinde a, cevaplamaya ya, tabii. Tabii, tabii. çalışır. Şimdi hocam böyle bir soru var bende. Bu saç ekimi medeniyeti nerede başladı? Hangi ülkede başladı? Şimdi, Çünkü bunun bir tarihi vardır. E, benim ilk e, çalıştığım doktorum vardı bu işi bana öğreten Alper Tunçel. Hı hı. E, bir gün onunla sohbet ederken o anlatmıştı bana. Hı hı. E, İkinci Dünya Savaşı döneminde Japonların e, savaş yaralarından hı hı. işte savaş komplikasyonlarından hı hı. E, tedavi amaçlı işte bir işlemler yapılıyor bu tarz ekim gibi de değil aslında yani deriyi komple işte hı hı. saçlı deriyi. Hı hı. Daha sonra bunu Brezilya'da hı hı. bir deniyorlar falan. Ondan sonra bu raflara kaldırılıyor bu işlem. Şimdi mesela 80'li yıllarda falan yapanlar belki yaşıyordur. Hı hı. Böyle kare kare ilginç bir ekim tekniği vardı. İngiltere'de hı hı. yapılıyordu. Bugün daha iki gün önce gördüğümde İngiltere'de mi yaptın yaptığın diye başladı. biliyorum tabi. Ama tabii biz başlattık. Yani ülkede bizden önceki jenerasyon başlattı. 2000'li yılların hı hı. başında. E, fut yöntemi vardı eski sistem parçalanarak. Daha sonra 2005-2006'larda mikro motor füe yöntemi ortaya hı hı. çıktı. Hı hı. Şimdi de genel anlamda ana e, şey olarak, teknik olarak bu sistem devam ediyor. 2000'li yılların başından beri hı hı. aslında ülkemizde e, başlandı. Hı hı. E, yani şöyle söyleyeyim bir 20 yılı var. Hı hı. Aslında şey olarak e, sirkülasyon e, bazında Şimdi bizim WhatsApp hattımıza galiba bir hanımefendi size bir soru yazdı şu an. Tamam. Aa şöyle diyor, kadınlarda saç ekimi de anlatır mısınız? Diyor. Tabii kadın. Sa yani farkı. Kadınlarda farkı. saç ekimi e yapılıyor. Her yerde de görüyoruz. Yani sa erkek saç ekimine göre farklılık ne? Şimdi kadınlardaki erkek tipi dökülme zaten halk arasında da bilinir. İşte hı hı. tepe, ön geneldir. Hı hı. Kadınlardaki dökülme şekli eğer hı hı. saç problemi varsa çok daha tehlikeli ve zordur. Hı hı. Çünkü genel bir dökülme olur. İşte belli bölgelerde değil hı hı. ense bölgesi de hı hı. ön bölgesi Ama hı hı. E, kadınlarda yapılan işlemler işlemlerde genelde ön hat çalışmaları. Yani ön hat alın geridedir aşağı alınır işte kendi yaptığım. ...reklam olmayacaksa söyleyeyim... Hı hı. Ee, ...dalgalı ön hatlar, natürel ön hatlar gibi birçok çalışmamız var. Bunları yapıyoruz. Hı hı. Aslında kadında saç çekimi diye bir şey var mıdır? Yoktur. Kadında alın daraltma kısmı dediğimiz doğuştan... Hı hı. ...ve ön saç hattını kurtarma Taçma. diye bir işlem olabilir. Onun dışında bir hı hı. E, kadına genel bir sıklaştırma yaptık... ...çok süper oldu falan öyle bir şey yok. Sadece ön hat dediğim gibi kadınlarda... Hı hı. ...zaten uzun kullandıkları için bunu tolere etme şansları var... Hı hı. Yani uzun saçlar ekilebiliyor mu? Var mı böyle yöntem? İşkencenin diğer bir yöntemi var. <laughs> var mı? <laughs> var. Ee, şöyle o da dediğim gibi işte e, mesela DHI tekniği dediğimiz yöntemde... Işte ...aralara e, ciddi bir şekilde ekildiği iddia ediliyor. Ekiliyor da. Hmm. Ee, mesela uzun saçlı o sistem kullanılabilir ama e, tabii diğer teknikteki gibi çok büyük bir şey beklememek lazım. Ee, Hemende. Şimdi bunu firma bir ticari şeyle söyleyebilir yani biraz abartabilir. Bunu hı hı. E, danışan da bilmesi lazım çünkü artık saç ekimi e, bir hastalık gibi veya bir şey gibi değil. Herkesin bildiği artık bugün sokaktaki adamın abi sen çok iyi kanal aç açıyor musun ya dediği bir noktadayız yani. Hı hı. E, o yüzden şöyle söyleyeyim hı hı. bu, bu e, saç ekiminde son e, teknolojide adı hani te teknik olarak çay söyleniyor ama bizim yaptığımız işlem bunun bir level'da üstü diyor. Ben mesela danışman olarak ben şu uzun saç ekimi yöntemini bekliyorum. Uzun ya uzun saç ekimi diye bir şey yok. Dediğim gibi hani aralara girebiliyorsunuz evet falan ama tatmin edici bir sonuç zaten olmuyor. Dediğim gibi erkekte de e, e, ektiğimiz zaman bir şekilde o saçı kesiyoruz. Yani yarın kalktığında hani bu evet olmamış diyorsun. Hı hı hı. E, bazen ikna olması açısından da bunu söyleyebiliyorsun. Hı -hı. Dediğim gibi erkek e, tipi ekimlerde de uzun saçlarda uzun ekim diye bir şey yok aslında. Biz Hı -hı. burayı da tıraşıyoruz. Burayı da hafif tıraşlıyoruz ön bölgeyi. O yüzden kesimsiz ekim de değil aslında yaptım? Lokal kesiyoruz saçı. Hı -hı. Şimdi bu cerrahi yani ki doktorun yapması gerekiyor değil mi? Yani Evet. Onun kontrolü yani işte olan en büyük soru bu. Evet. Şöyle ben e, bir doktor şimdi Hı -hı. E, bu işi Hı -hı. yapmıyor onu söyleyeyim. Hı hı. Ee, tecrübeli hemşireler bile yapmıyor onu da söyleyeyim. Yani hı -hı. E, doktor bu işin sorumluluğu hı -hı. ve hekim kontrolünde kesinlikle yapılması gereken. Plastik cerrahi kontrolünde yapılması gereken ama kontrolünde plastik. Kontrolünde. Yani e, bir 20 yıllık 30 yıllık cerrahım ben saç ekiyorum diye e, çıkması değildi ortaya. Hı -hı. İşte kontrolleri klinik e, hı -hı kontrollerini yapması, operasyon kontrollerini yapması bence daha sağlıklı. Hı hı. E, doktor kontrolünde saç ekim teknisyenleri hı hı. veya saç ekim uzmanları artık nasıl adlandıracaksak o kişilerin yaptığı hı hı. bir işlemdir bu ama doktor hı hı. kontrolünde, hastane ortamında, yani Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hı hı. poliklinik şartlarında hı hı. da olabiliyor. Hı hı. Şimdi o ee, Serkan Bey, biz bazen artık böyle okuyoruz saç ekimleri evet. hakkında, bu merkezler hakkında ve bazen böyle yani yabancı sözlere denk geliyoruz. Greft, Greft bölgesi diyor. Bu ne demek Greft bölgesi? Greft bölgesi diyorsa zaten işi bıraksın. Greft bölgesi diye işte döner hani e, döner sağ dediğimiz yani saç kökünü hı. alacağımız alandır Greft bölgesi dediğimiz. E, Greft işte saç bağ diyelim bir. E, Uh -huh. Maydan bağının adı. Uh -huh. e, görüntüsü graft yani uh -huh. saç dokusu oluyor. Hı uh -huh. e, tabii İngilizce çok terim var işte. Uh -huh. Çok kullananlarda da e, süslü firmalar oluyor uh -huh. yani. farklı bölgelerden de graft alınabilir. Mi? Yani ha, e, graft alma rezervi yeterli değilse? Değilse diyelim. sakaldan alabiliyoruz ben. Aha. E, sakal sonuçlarının tepe, tepe bölgesinde uh -huh. bu bölgede e, artı da en azından artıda olduğunu düşünüyorum. Sakaldan alınabilir. Eee uh -huh. Göğüsten saç kökü alınabilir lakin e, çok artısı olduğunu düşünmüyorum. Hepsini yaptık gördük hı hı. İptal ettiklerimiz oldu veya hı hı. biraz denediklerimiz oldu. Hı hı. İşte alternatif olarak sakal biraz daha sempatik geliyor bize hı hı. E, alabiliyoruz oradan destek alıyoruz. Tabii. Hı hı. Şimdi son zamanlarda bizim gençlerimiz yine bir sıkıntı yaşıyorlar yani bazıları hı hı. hiç sakal yok. Sakal bıyık. Tabii sakal nasıl? ekilebiliyor, nasıl ekilebiliyor. Ne? Hatta hı hı. E, iyileşme sürecinin en hızlı olduğu bölgedir yüz bölgesi. Evet. Ve sakal daha önceden yoksa ve doğuştan hı hı. beri sakalı yoksa, evet, yoksa ekildiği zaman saç kökü hı. ekilebiliyor ve aynı şekilde bir görüntü sağlanıyor. Hı hı. Hatta hı hı. nerede? O? Bir sefer arkadaşımız hı hı. vardı da burada örnek onu gösterecek. Aa, aha. Var mı gelebilir mi? Ya da sonra fotoğrafını da çekebilirsin öyle de. Ya da sonra evet. Ya çok doğaldı yani Aha. gerçekten e, Hı -hı. güzel bir sonuç o yüzden görmediğini hissediyorum. Onun süreci nasıl geçiyor? Aynı hiçbir daha... değişiklik yok hiçbir fark yok He. sadece çalışma bölgemiz burası değil Hı -hı. burası oluyor. Ya orası daha hassas mı? Çünkü yok hayır ya. yani lokal anestezinin o acısını zaten burada da yüzde de aynı şekilde Hı -hı. kaçamazsın hocam o 5 dakika Hı -hı. acıyacak yani anlatabiliyor muyum? Burada da aynı Hı -hı. tepede de aynı şeyde de saçta da. ...şimdi gençler bu sebeple yani bu sıkıntılarla başvuruyorlar. E 18 yaşından sonra ekim yapabiliyoruz. E 18-19 yaşına göre. Bir de genetik tabii şeyini sorgulamak da lazım. Hı -hı. İşte aile yapısındaki dökülme şartlarını, Hı -hı. şekillerini. Hı -hı. E o yaşlardan başlıyor tabii hemen de gel ekelim de dememek Hı -hı. lazım. Biraz bekletmek lazım. Hı -hı. Ufak tefek yüzde oranı düşük de olsa... Bir takım tedaviler var. Onlarla biraz oyalanabilir diye düşünüyorum. Genelde 22-23'ten sonra ciddi ekimler yapıyoruz. Bu benim kendi yaşım yani yaş rekorum 78 yaşında bir hastaya kadar ekim Serkan Bey, kaş ekimi oluyor mu? Kaş ekimi de oluyor. Kaş ekiminde de doğal sonuçlarımız var. Yani kaşsız da oluyor. Tabii oluyor. Saç ekimi kaş ekimi aynı anda olabiliyor. Sakal kaş aynı anda olabiliyor. Hı hı. Bazen e, kaşı bonus yaptığımız oluyor gibi yani oluyor. Böyle de, Aynen. böyle de olaylar oluyor. Yani oluyor. Şimdi bizim WhatsApp hattımıza şu an bahsettiğimiz evet. WhatsApp hattımıza bir soru geldi. Çim adam görüntüsü olmaması için nelere biz dikkat etmeliyiz? İşte çim adam Biyorlar. görüntüsünü yapan siz değilsiniz. Hı -hı. Çim adam, çim adam görüntüsünü yapan biz. Hı -hı. Bizim işlem kalitemiz, iş kalitemiz. Hı -hı. O yüzden doğru ekip seçeceksiniz. Hı hı. Ee, dediğim gibi sonuç göreceksiniz. Hı hı. Yapılan işlemleri göreceksiniz. Hı hı. İşte bir de o, ay evet ya bu kişiden ben bu sonucu alırım hı hı. dediğinizde zaten çim adam görüntüsü olmuyor. Saç hekiminin mevsimleri oluyor mu? Mevsimleri Mevsimde. olmuyor. Yazın daha e, düşüktür. Çünkü Düşük. havuz e, şey olayını 15 gün yasakladığımız için hı hı. E, tabii kışa atıyor. Yazın da daha Cazip hale gelmiyor açıkçası. Neden yazdı yazda? Medikal aylarında? hiçbir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir hı hı. sıkıntısı yok. Yani hı hı. E, güneşten de bileyim hı hı. yağmurdan falan etkilenmez zaten hı hı. çıkarsın çıkmayacak hı hı. çıkmayacağınız için. E, sadece işte e, konforu düşürmesin diye yazın hı hı. E, yapılmıyor daha az yapılıyor. Çünkü insanlar yani geziyorlar. Tabii tabii. Yurt dışına tabii. çıkıyorlar ve genellikle Aynen. yani güz aylarında Aynen. tercih ediyorlar. Sonbaharla son. ilkbahar sonuna kadar bir altı aylık süreç Hı hı. Hızlı geçiyor. Şimdi e, diyelim ikinci kas, ikinci kez saç ekimi evet. yapıldı. Ama bu, yine de bu saçlar dökülüyor. Üçüncü kez de ekiliyor mu? Şimdi aslında üçüncü kez de ekiliyor. Beş yani döner sahası, hı hı. E, saç köklerini alacağımız alan güçlü güçlüyse ensede hı hı. E, beş kez de yapılabilir. Hı hı. Yani bu beş sizin kadar. hangi oranda sıklık istediğinize bağlı. İkinci döküllüğü için ikinci seanslar yapılmaz aslında. Hı hı. Ee, daha sık ve daha doğal sıklık zaten doğallığı getiriyor bu hı hı. işte daha doğal olması açısından e, toparlama gibi seanslar yapılıyor. E, sadece dediğim gibi hani ilk seansta tek seansta böyle e, efsane şeyler beklenilmesin yani onu söyleyeyim hı hı. tabii ki oluyor ama e, oranın bir çok yüksek değil. Hı hı. Şimdi onun tedavi süreci kaç zaman alıyor ortalama? Ortalama e, aslında tedavi süreci PRP tedavilerine çağırıyoruz biz. Çağırdığımızda da hastaları, gör, danışanlarımız görmek hı hı. adına e, İstanbul'da yaşayanlar daha çok geliyor. E, bir 4-5 aylık süreçte 4-5 kez e, PRP uygulaması yaptırıyoruz. Hı hı. E, hem görmek adına, süreci hı hı. takip etmek adına. Hı hı. Onun dışında çok fazla e, tedaviye yönelik bir işlem değil. Hı hı. Kesinlikle iş kalitesinin, işlem kalitesinin, ekip kalitesinin, %90 sonuçta etkili olduğu bir işlemden bahsediyorum. Şimdi Serkan bey, bazı erkekler neden vazgeçiyorlar ekim, saç ekiminden? Çünkü tıraşlanmaları gerekiyor. Evet, Tıraşsız saç ekimi oluyor. Mu? Uzun saçlı ekim az önce anlattığım ha, gibi o. oluyor. Hı hı. E, diyelim ama yapıyoruz diyoruz ama günün sonunda. O saçı gidip de bir toplantıda kullanamıyorsunuz mesela. Hı -hı. Akşam gidip tıraş ediyorsunuz sonra Hı -hı. yaptırıyorsunuz. E tabi uzun saçlı ekmeğe kalktığınızda iş kalitesi kesin düşüyor. Düşüyor. Kesin düşüyor. Bence Hı -hı. E, çok fazla o fantazilere girmemek lazım. Saç ektirecekseniz bu saçı keseceksiniz. Yani. Ya da ön bölge ise sadece orada biraz böyle işte kendi Hı -hı. şeyimizi kullanabiliyoruz. Yani saç ektireceksin doğru düzgün. Yöltem yani bir, kara, iyi karar vermek lazım. Hani makyaj gibi dur şuradan şuraya Hı -hı. oradan biraz al falan gibi olmaz yani. Hı hı. Şimdi Serkan Bey sizin e, böyle tecrübeniz de oldu mu? Yakınlarınıza, arkadaşlarınıza saç ekimini yaptınız mı? Onlardan öğrendim. Ve, ve işte. kime daha kolay yani bu saç ekimini yapmak? Yakınlarınıza mı ya yabancı olan kişilere mi? Şöyle, tepkiler, tepkiler konusunda Tepkiler konusunda şöyle yakınlarınızda süreci direkt görme şansınız oluyor. Hı, hı. ...para vermeseler de olsun. Yine de süreci yakından görüyorsunuz. Ee, her sürecini takip etme şansınız oluyor ama diğerlerinde... E, ...şöyle söyleyeyim... ...hani görmeniz lazım, işte ulaşması lazım insanların size. İşin e, şeyi fark etmiyor yani yakın uzak. E, meslek hastalığı oluyor bir noktadan sonra zaten. Şimdi yani bu tedavi sürecinden sonra... ...yani biz nasıl... ...saçlarımıza destek verebiliriz? Yani hangi şampuanları... ...ya da başka bir şeyleri... ...kullanabiliriz biz? Birçok e, ticari... E, ...şey var zaten şampuan olsun... ...ürünler olsun işte... Hmm. E, hmm. ...ilaçlar olsun. E, tabii ki faydası var yok değil ama... E, hmm. Şunu kullanırsan şu saçın şöyle olur falan diyebileceğimiz bir Hı -hı. ürün yok ben Yardım görmedim. Doğal yöntemler vardır. Yani Var saçın e, bence şampuanın falan ben saçın günlük performansını etkilediğini düşünüyorum. Hı -hı. Yani saçı e, atıyorum x şeyle yıkadın saçın kalınlaşmıyor falan. Hı -hı. Diğer e, ilaç e, dediğimiz şeyler de bir takım ilaçların Hı -hı. medikal ilaçların işte bir tansiyon ilacının bir, e, başka bir ilacın yan etkilerinden tespit edilip... Hı -hı. E, Ayrıştırılıp saçta kullanan, yani vücutta yan etki olarak kullanmayı hı hı. kullanmaya sebep olan aslında bir kalp ilacının hı hı. saçtaki kullanımı, işte kullanılan ürünler. Hı hı. Bunlar kısa vadede iyi gibi dursa da çok hı hı. uzun kullanmadığınızda hı hı. dökülür. Hı hı. Mevcut saçı daha güçsüz hale getirir. Hı hı. E, o yüzden... Yani ucu o kadar açık ki kullanın da desek demesek de bir sürü Ve yapılmaması şey gerekenler hakkında da bahsetsek. Kesinlikle ne neyin yapılmaması gerekmiyor? Yani İşlemden sonra 20-25 gün çok ağır spor, body tarzında Aha. ve sauna hı hı. benim en büyük şeyim yasağım. Hı hı. Onun dışında tütün ürünlerini bırakmak hı hı. lazım içiliyorsa hı hı. onlara dikkat etmek lazım. Hı hı. Hı hı. Onun dışında çok fazla dikkat edebileceğiniz de bir şey yok. Yani. Şimdi Serkan Bey, yani proteini yüksek miktarda kullananlar, yani onların saçı dökülebilir mi? Tabii, yani onlar da özellikle şeyden bahsediyorsunuz, spor bu Hı -hı. protein tozlarından falan. Aynen. Ee, şöyle bir tecrübemi anlatayım, dünya body şampiyonuydu galiba, öyle Hı -hı. E, çok yoğun kullanan. Üç kez, üç veya dört kez saç ektik. Normalde bir kişiye ekildiğinde iki seansı sağlayacağımız sonucu onu da dörtte sağlayabildik hı hı. çünkü yüzde yüz etkili olduğunu düşünüyorum yani hı hı. neden bu neden protein o kadar etkili oluyor saç saçın dökülmesine neden Evet, farmakolojiye girdik hocam. Evet. <laughs> Bunu anlatamayız değil mi? <laughs> Bunu anlatırsak farmakologlara çok ayıp olur yani. Hı -hı. Çünkü benim büyük ablam da kadın hastalıkları Hı -hı. doktoru. Bu, bu diyor. Bilmediğim yani... için anlatmıyorum onu söyleyeyim. Evet yani. ve benim ablam diyor ki yani protein baya bir e, sıkıntı veriyormuş. İşte protein tozunu e, kullananlarda özellikle sporcularda Hı -hı. E, tutmama ihtimali işte bu tip durumlarda olabiliyor. Hı -hı. Tutuyor. tutuyor ki tutuyor saç bir Hı. değişiklik sağlıyor ama istediğimiz verimi alamıyoruz öyle söyleyeyim. O yüzden yani sporcularımız da dikkat etmeli buna. Çünkü Tabii. saçın saçların erken dökülmesine sebep oluyormuş evet. bu yüksek miktarda kullanılan ya protein onları, tozları. kullanılmaması lazım zaten Hı. bence. Hı. Çünkü saça kadar da birçok eee vücuda zaten zararlı. Evet. Saçta bunlardan ciddi anlamda evet. nasibini alıyor. Evet. Serkan Bey şimdi sohbetimiz devam edecek. Tamam. Kısa bir reklama gitmemiz gerekiyor. Sayın izleyicilerimiz kısa bir reklamın ardından sohbetimize kaldığımız yerden saç ekimini konuşmaya devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi Serkan Bey bugünkü programımızda biz baya bir bu e, ciddi bir konuyu ele aldık. Evet. Saç dökülme problemleri yani kel kalmak korkusu. Evet. Şimdi bugünkü programımıza katıldığınız için ben size minnettarım. Ve son olarak da size şöyle demek istiyorum meslektaşlarınıza, yani danışanlara ne demek istersiniz, tavsiyeleriniz? Öncelikle ben de davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir program oldu bence, akıcı oldu. Ee, aslında ben bununla ilgili bu tarz bir video çekmeyi planlıyordum ama hı hı. tamamen denk geldi ve canlı oldu, güzel oldu. Hı hı. Meslektaşlarıma şunu söyleyeyim, ee, işlerini severek yapmaları lazım. Severek yaparlarsa hı hı. E, zaten gerisi geliyor, yani e, fazlası geliyor emin olun. Hı hı. E, başarı odaklı, e, yaptığı iş odaklı çalışmaları, hı hı. ticaret zaten sonunda... Evet bir para kazanmaksa iyi iş yaptığınız zaman hepsi geliyor. Danışanlara da şunu söyleyeyim doğru yer, doğru kişi, doğru sonuç sadece çok süslü reklamlara inanılmaması gerektiğini çok işte atıyorum bir garanti belgesi yani bunun garantisi olmaz hayal satıyorsunuz ve garanti veremezsiniz. O yüzden bu tip uç reklamlara inanılmaması gerektiğini söylüyorum. Yani önce e cerrahi bir işlem e, hiçbir şeyin garantisi kesinlikle yoktur. Tabii. Bunun bilinmesi lazım. E, Bunlara yüzde yüz size garanti veriyoruz diyen kişilerden de uzak dursunlar. Evet. Yani biz öncelikle ustanın tecrübesine kesinlikle bakmamız gerekiyor. Evet. Yıl tecrübesine ve işinin kalitesine bakmamız. Şöyle gerekiyor. söyleyeyim aslında yılda değil. Mesela ben e, şöyle bir şey iddia edebilirim. Dünyada en çok saç ekim işlemine giren adam benim. Çünkü ben günde e, yeri geldi 20'nin üstünde operasyonlara girdim kendi alanımda. Hı -hı. E, o yüzden tecrübe çok önemli. Burada bana gelin falan gibi oldu ama e, tabii birçok kişi bizim bir jenerasyonumuz var mesela. E, bu insanları bulmalarını tavsiye ederim. Yeni e, Hı -hı. tecrübe yıl tecrübesinden ziyade Hı -hı. Va yaptığın vaka sonucu da çok önemli. Yani yıl bir noktadan sonra şey olabilir Hı -hı. E, sonuca Hı -hı. E, yönelik hareket, bakmak Hı -hı. lazım. Evet. Şimdi programımızın süresi de sona bitti. geldi. Evet. evet bitti maalesef. Çünkü saç problemi yani biz birkaç saatte konuşabiliriz. E fazla konuşun. Evet. Hele olun. bu dönem çok konuşun. Ellerinize sağlık. Sağ olun, sağ sağ olun. Size, teşekkürler. Size ailenize Allah'tan mutluluk niyaz ediyorum. Ben de size başarılar diliyorum. Sağ hocam. olun. Niyazlı bugün programının sonuna geldik efendim. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tada, tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun haftaya saatleriniz 12'yi gösterdiğinde ben sizi burada bekliyor olacağım. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.